Abdurrahman Dilipak, Türk deizmi olarak Tengricilik ve CHP CHP, kendini müdafaa hukuk, kuvay milliye ve heyeti temsiliye ile özdeşleştirir ama bu hareketler hilafetin ihyası için mücadele ediyorlardı. Mustafa Kemal o zamanlar Halife ve Hakan Efendimiz diye mektuplar yazıyordu İstanbul'a. Birinci meclis bir cuma günü dualarla hatimlerle açılmıştı. İkinci meclisten sonra işler değişti. Tek parti açık oy gizli tasnif istiklal mahkemeleri ile İslam'a ve Müslümanlara karşı adeta savaş açıldı. Din irtica, dindar, mürteciydi. Türk'ün dini Kemalizm oldu. Selanik'te Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, babası haham, kendisi de haham eğitimi alan, diğer adı Munistekinalp olan Kemalist Türk milliyetçiliği akımının önde gelen üyelerinden Mois Kohen, tarafından o günlerde Türkiye yeni bir amentü yazıldı. Mustafa Kemal'e mevlit yazıldı. Artık dinde reform zamanıydı. 1960'larda bile Osman Nuri Çerman bu fikri savunuyordu. Kur'an'dan ahkam ayetleri çıkarılmalı, yerine nutuktan parçalar eklenmeliydi. Dinle, diyanetle ilgili kurumlar tek tek kapatıldı. Hatta camiler bile cenaze namazı kıldıracak adam bulamaz oldular. Şimdi CHP kalkmış İslamcılık yapıyor. FETÖ'cüler AK Parti'den ayrıldı ya yeni Truva atı olarak CHP'yi görüyorlar. Emrullah Uslu baklayı ağzından kaçırdı. Hem kendi tabanlarına adres olarak CHP'yi işaret ediyorlar, hem de bizimle beraber hareket ederseniz kazanırsınız mesajı veriyorlar. Çünkü onların arkasında Amerika var, NATO var, Vatikan var, İsrail var. Bir de tavsiyeleri var. PKK, HDP, PYD ile uğraşmayın. DAEŞ'e vurabilirsiniz çünkü o Batı'nın ürettiği İslam'a ve Müslümanlara saldırmak için bahane olarak kullandığı günah keçisi. Yoksa FETÖ, PKK neyse DAEŞ de o. Amerika'nın bölgeye yerleşmek, İslam dünyasını kontrol etmek için uydurdukları Truva atları bunlar. Uslu CHP'ye bu ittifaka katılmayı teklif ediyor. AK Parti'nin ayrıldığı BOP sürecini şimdi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'la götürmeye çalışırken FETÖ, CHP ve PKK'yı da bu sürece dahil etmek istiyor. Kılıçdaroğlu istekli. İmamoğlu da aslında tam da bu karaktere uygun biri. Canan Kaftancıoğlu bu projede ya tasfiye edilecek ya da yontulacak. O şimdiden dua etmeye başladığına göre dersine çalışmaya başladı demek. AK Parti ve AK Partililer için ne diyorsam potansiyel olarak CHP ve CHP'lilerde bunların kat kat fazlası var. Benim derdim şu ki hayır ve şer Allah'ın iradesi içindedir. Allah bunları başımıza bela ettiyse bunların şerrinden kurtulmamız için onlara benzemekten uzaklaşmamız gerek yoksa Allah bizi bu zalimlerin eliyle cezalandıracak ama birileri bunu anlamak istemiyor bunlarla mücadele ederken kendi içimizdeki yanlışlıkları düzeltmez onlardan vazgeçmezsek Allah'ın gazabından kurtulamayız CHP için nasıl bir İslamcılık senaryosu mümkün olabilir diye baktım da buldum sanırım Oda TV'de Cemil Kılıç yazmış Allahçılık, tanrıcılık demek olan deizmin bir versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz tengricilik akımı sadece Türkiye'de değil, Türkiye toplulukları arasında da gençlik düzeyinde inanamayacağınız bir hızla yayılıyor. Altay Türkleri arasında 100 yılın başında çok etkili olan Akdin Hareketi Ak Cank, bu konuda en önemli örnektir. Tengiricilik, İslamcı ve Osmanlıcı sözde millilik söylemine karşı Türkçü bir karşı çıkış olarak frekansını yükseltmeye devam etmektedir. Sosyal medyada bunların yüz binlerce üyesi vardır. Ayrıca açıkça ifade edilmese de pek çok milliyetçi dernek, vakıf, siyasi parti ve sosyal platform içerisinde binlerce tengireci genç bulunuyor. Bu arada tengiriciliğin dinsel motiflerle örülü milliyetçiliğe karşı laik milliyetçiliğin bir uzantısı olduğunu belirtmeliyim. Tengiriciler milliyetçi hareketler içindeki dini söylemlere itibar etmezler hatta içten içe tepki duyarlar. Tengriciliğin yayıldığının göstergesi olması bakımından birkaç örnekten daha bahsedebiliriz. Özellikle gençler arasında Osmanlıcılığa karşı göktürkçülük Göktürk devleti hayranlığı milliyetçi bir refleks olarak taraftar bulmaktadır. Zira böylesi gençlere göre Osmanlı, yoğun Arap ve Fars kültür unsurları barındıran ve Türk kimliğine zarar vermiş olan bir devlettir. Tengricilerde Atatürk sevgisi ve hayranlığı inanılmaz derecede yüksektir. Atatürk'ün laiklik ve milliyetçilik prensibi Tengrici gençleri çok etkilemektedir. Yazarın bir iddiası daha var. Tengiricilik tıpkı genel anlamdaki deist yöneliş gibi İmam hatip okullarındaki gençler arasında da ciddi sayıda taraftar buluyor. Tengiriciliğin ilahiyat fakültesi öğrencileri arasında bile taraftarları mevcut. Buna karşın tengiricilerin büyük bir çoğunluğu aşırı dinci baskı nedeniyle hala kendilerini gizleme yolunu tercih etmekteler. Aranan kan bulunmuştur. Namaz, oruç, hac, zekat yok, onlar Arap yaveleri zaten haşa MHP'den de katılan olur bu inanışa. Zaten MHP'nin geçmişinde atsız taraftarlarında şaman eğilimi olanlar vardı. MHP'de yeniden hilalci bozkurçu tartışması başlar mı bilmem. Ama söz konusu makaleyi yazan yazar, Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek'in Türk İnancı adlı kitabını Tengrici yönetişin göstergesi olarak görüyor. Ona göre Zeybek'in Türklerin dini yoktur, inancı vardır mealinde sözler etmesi bu açıdan önemli. E zaten din yok, milliyet var değil mi? Yazara göre Tengriciliğin bu denli hızla yayılmasının en büyük nedeni dinciliktir. Dinciliğin siyasal ümmetçilik olarak Türkiye'de yaşamın her alanında egemenlik kurmaya çalışması karşısında doğal bir refleks olarak gelişen deizmin ve tenyiriciliğin dinciliğe karşı ciddi bir alternatif olması sosyolojik açıdan bakıldığında da tez-antitez ilişkisinin kaçınılmaz bir sonucudur. Her tez mutlaka antitezini üretir, İslamcılıkta antitezini kendi üretmiştir. Yıllardır Akdeniz Üniversitesi'nde şamanist öğretim üyeleri ve öğrenciler var. Aralarında profesörler de var ve bunlar daha çok CHP çizgisinde sol ve kemalist insanlar. Yarın CHP belediyelerde köşe başlarını tutunca camide Kur'an okuyup, iftar sofralarında dua etmeyi bırakıp, tengirici şaman mabetleri açmaya başlarsa şaşmayın. O mabetlerde Tengri'nin yeryüzündeki en büyük temsilcisi kim olur bilmiyorum. Belki yaşayanı gülen öleni Mustafa Kemal ilan edilir. Şaman hainleri düzenlenir, Mustafa Kemal'in nutku ve gülenin kitapları okunur bu mabetlerde. Sahi o zaman CHP cemevini ne yapacak? PKK'lılar, HDP'liler de ıslahı nefselip Atatürk'ün izinde bu yeni dinin misyoneri olacaklar mı? Saul'ün hidayeti gibi Apo'da ihtida ederse belki. Biraz Alevilik, biraz Şamanizm, biraz Deizm, biraz Ezdi, biraz da Mecusilik katarsanız oh be yaşasın Kemalist Tengirecilik. Küçük bir sorun var burada. İmamoğlu bu durumda soyadını değiştirirse iyi olur. Şamanoğlu olur mu bilmem ama şamar olanı olacağı muhakkak. Şeytanı hep böyle yapar. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaat eder de sonunda getirip bıraktığı kapı cehennemin kapısı olur. İmamoğlu kendi üzerinde yazılan senaryolardan yakasını kurtaramazsa onun da CHP'nin de vay haline siyaset bu anlamda birçok kişi için dua ile istenen bela olacak. Birileri İslam toplumunu atomize etmeye devam ediyor. İslam'ı kendi içinde fırkalara ayırdıktan sonra şimdi de sıra geldi yeni dinler icat etmeye. Asyetik dinler, Amerikano dinler, Paganik dinler, uzay dinleri kapıda. Kimi ruh sağlığı, kimi mutlu yaşamak için kapınızı çalıyor. Kimi NLP diye geliyor, kimi bilim ve teknolojiden, kimi ezoterizmden yola çıkıyor. Sırada Mehdi ve Mesih ve Kıyamet Savaşı var. Aman dikkat! Gözlerini para, makam, şehvet ve kibir bürümüş insanların ekonomi ve siyaset üzerindeki fesatlarından nasıl kurtuluruz diye düşünürken aslında gözümüze bunları çok yaklaştırınca bunların arkasındaki büyük yangını fark etmiyoruz sanki. Allah'ın nuru ile bakan feraset sahiplerine selam olsun dua ile. Not Twitter ve yaz dışında adıma açılan hiçbir sosyal medya hesabım aktif olarak tarafından kullanılmamaktadır. Özellikle de Facebook'ta adım kullanılarak verilen mesajlar, kampanyalar ve kitap satışı gibi faaliyetlerle bir ilgim ve bilgim yoktur. Bu yayınlar durdurulmadığı takdirde de Siber Suçlar Bürosu'na başvurmak zorunda kalacağım ilgililerin ve okurlarımın bilgilerine. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit